Evet sevgili seyirciler, sesi düşünüyoruz da bugün başka bir konuyu, ne siyaseti ne de daha farklı kent yaşamına ait farklı bir konuyu ele almayacağız, sesi düşünmeyeceğiz. Bugün sesi düşüneceğimiz konu Hatay'da orman hayatı. Bakın, siz de biliyorsunuz ki yaz dönemin başladığında, hele hele Haziran ayı başladığı itibaren Ekim ayına kadar kentte en çok yapılan haberlerden bir tanesi orman yangınlarıdır. Bunun nedenlerini konuşacağız. Hatay'daki orman potansiyelini ve orman yangını potansiyelini konuşacağız. Konuğumuz var. Beraber sesi düşüneceğiz. Evet, hoş geldiniz hocam Sayın Ketmen. Çok teşekkür ediyorum. Evet, konuğumuz Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınları Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen. Çok uzun bir titri var tabii bunun. Evet. Fakat konusal olarak baktığımız zaman da orman yangınlarına hassasiyet de aslında çok uzun bir konu. Evet, bir anlamda. Kesinlikle. Hatay'a geldiğimizde, sizinle önce ben Hatay'ın orman yangını potansiyelindeki bir fotoğrafını çekmek istiyorum. Türkiye içerisinde Hatay'ın orman potansiyeli nedir? Hatay ilimizde iki tane işletmemiz var. Bir tanesi Hatay Merkezi İşletmemiz, biz bunu Antakya İşletmemiz diyoruz. Bir tanesi Dört Yol İşletmemiz. Bunlara bağlı yaklaşık 11 kadar şefliğimiz var. Hatay işletmemizin yaklaşık 130 bin, 140 bin hektar civarında bir ormanı. Dört Yol işletmemizin de 80-90 bin hektar civarında bir ormanı var. Bu yaklaşık 210 bin, 208, 209 bin civarında bir ormana tekabül ediyor. Ve Hatay ormanları çok kıymetli ormanlar. Buzul çağından kalmış, endemik, tüm dünya açısından çok değerli addedilen kayın ormanları vardır Dört Yol'da örneğin. Yani Hatay'ın tarihi ne kadar gerideyse ormanlık yapısı da o kadar geride diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani dünyada belki de kayının güneyde en uç inebildiği, dünyada belki de en uç inebildiği yer Antakya ilimizdir. Yine orman varlığına baktığımızda Türkiye genelinde, Türkiye'nin yaklaşık %27'si ormanlarla kaplı ve bölge müdürlüğümüz ormanlarının yaklaşık %25'i Antakya ilimizdedir. Bölge müdürlüğümüzün yaklaşık 800-900 bin hektar korumakla yükümlü olduğu orman alanı vardır. Bu bölge müdürlüğümüzün yaklaşık %31'inin ormanlık alanına tekabül ederken Antakya ilimizin yaklaşık genel alanının %38'i ormanlarla kaplıdır. Bölgeye baktığımızda en fazla ormanlık alan Hatay'da ve evet, Antakya. Yani ve buradan şunu çıkartabiliriz. Hatay hem ülkemizde hem dünyada orman açısından çok zengin ve güçlü bir ildir. Zengin ve güçlü olmasının yanında endemik bitki türleri, Türkiye'de gözlemlenen kuşların %80'i Antakya'da gözlemlenebilmiştir. Ya Pasifik incir kuşu denen bir kuş, bir Amerika'da gözlemleniyor, bir de bir tek Samandağ'ında gözlemlenebiliyor dünyada. Başka hiçbir yerde gözlemlenemiyor. Bunun da 3-5 tane ferdi var. Buradan da anlaşılacağı üzere Antakya bitkisel çeşitlilik, tür zenginliği ve hayvan çeşidi zenginliği ve böcek zenginliği açısından çok gelişmiş, çok zengin ve çok güçlü bir şehir. Çok güçlü bir ekosistemi var. Ve biz Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nde çalışan orman mühendisleri ve teknik elemanlar olarak, yine Antakya'da görev yapan elemanlar olarak bunun farkındayız ve bunun bilincindeyiz. Peki risk olarak baktığımız zaman Hatay, Türkiye genelindeki orman yangınları risklerinde nerede duruyor? Şimdi bu çok güzel bir soru. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için ve bana böyle bir konuşma imkanı tanıdığı için HRT'ye çok teşekkür ediyorum. Şimdi bizim Antakya'dan başlayıp sahil rejyonu dediğimiz Akdeniz sahilleri boyunca devam eden, daha sonra İstanbul'a kadar çıkan yaklaşık 12 milyon hektarlık bir orman alanımız risk altında. Evet. Birinci derecede yangına hassas ormanlarımız bu bölgede ve Hatay ilimizin tamamı ilçeleriyle beraber bu birinci derecede orman yangınlarına hassas riskli alan içerisinde. Ve Antakya işletmemizin şöyle bir özelliği var. Antakya ilimizin, biz işletme dediğimiz için bu bir ağız alışkanlığı. Hani işletme deyince Antakya ilimizdeki ormancılık faaliyetleri anlaşılsın. Antakya ilimiz öyle bir il ki bize düzenli olarak riskli, yangın riskinin çok yüksek olduğu günlerde mail geliyor. Bazı dönemlerde yıl içerisinde sadece Antakya ili yangına çok hassastır. Düşünebiliyor musunuz? Tüm Türkiye genelinde sadece o gün biz uyarılırız. Hem riskliyiz. Evet. Hem en fazla ormanlık alana sahibiz. Evet, sahip bir iliz. Hem de coğrafik dengemizi, coğrafik yönden baktığımız zaman risk oranı daha fazla. Evet. Hava diyorsunuz. Evet. Bunda etkenlerden evet. Hava bir çok etken. Evet. Etkenlerden bir tanesi. Rüzgar. Ve devamlı da yangın olma ihbarı alıyorsunuz. Evet, evet. Çok ihbar alıyoruz.
Yani Hatay ilimizde yıllık yaklaşık bizim ortalama son 10 yıla baktığımızda 60 civarında yıllık yangınımız var kayıtlarımıza geçen. Ama geçen yıl ve ondan bir önceki yıl yaklaşık 80 civarında yine kayıtlarımıza geçen yangın sayımız 80-90 civarında yangınımız var. Bu şunu gösteriyor. Hatay'da her ilerleyen yıl ormanlara giden insan sayısı artıyor ve ormanlarla insanların ilişkileri artıyor ve köylerdeki nüfusumuz artıyor. Buradan bunu çıkartabiliriz. İnsanların tabii ki yerleşim yani, alanlarının genişlemesi tabii, bir anlamda. Tabii ki insanlar yani ormanda yaşayan nüfus arttıkça bunlar nasıl şehirde insanlar çarşıya çıkıp alışveriş falan yapıyorsa bunlar da mantar toplamak için, avcılık için ve benzer nedenlerle ormana gidebiliyorlar. Ve bu riski de arttırıyor bir anlamda. Tabii ki. Bir de şimdi nüfus artışı, hani Türkiye 1920 yıllarda yapılan nüfus sayımına göre 13 milyona sahip bir nüfusa sahip bir ülke ama şu anda 80 milyonuz. Yani nüfus tüm Türkiye genelinde arttığı gibi Hatay'da da artıyor. Hatay'da insan sayısı arttıkça bu tarım alanlarında örnek veriyorum anız yakmayla birlikte ormana sıçrayan yangınlarımız oluyor. Yani belki de 100 yıl önce ya da 50 yıl önce, 40 yıl önce orası tarla değil. O tarım arazisinin ormanda sınır olduğu yer. Ben şimdi insanda araya bir paragraf açmak tabii istiyorum. Anız konusuna değinmek evet, istiyorum. Evet, çok önemli bir konulardan. Önder Bey. Ki yeni başladı. Evet. Hatay'da evet. Da başladı. Türkiye'nin birçok yerinde anız yakma başladı. Anız yakmak doğru bir şey mi? Anız yakmak kesinlikle doğru bir şey değil. Biz orman fakültesinde okurken orman mühendisleri 50-60 civarında ders alırız. Bunlardan bir tanesi de toprak dersidir. Toprağı çok iyi bilir orman mühendisleri çünkü sürekli arazide çalışıyoruz, dikim yaptırıyoruz, sahalarda sürüm yaptırıyoruz. Anız yakma toprakta bitki için faydalı olabilecek tüm bakterilerin ölmesine neden olur. Evet. Yükselen ısı. Faydalı çok sayıda böcekler vardır. Bu faydalı böcekler, örnek veriyorum uğur böceği dediğimiz böcek faydalı bir böcektir. Ve bahçelerde özellikle bahçecilik yapılan yerlerde zararlı böcekleri tüketirler. İlaçlama yapmanıza gerek yok. Normalde biyolojik bir mücadeledir. Yine predatör böcek dediğimiz böcekler biz ormanda kullanıyoruz. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün bir farkı ya da Antakya ilimizin bir farkı yapılan çok güzel şeylerden bir tanesi. Kesinlikle ormanlarımızda kimyasal kullanmayız. Ekolojik denge diyorsunuz. Evet. Yani birçok alanda birçok bu anız yangınları olurken, anızlar yakılırken sadece biz toprağın üzerindeki anızları kaybetmiyoruz. Tabii. Toprağın içerisindeki hayvanları da kaybediyoruz. Tabii ki birçok faydalı böcek türü yok oluyor, birçok faydalı bakteri türü yok oluyor. Şimdi anız yakmayla ilgili tüm köylerimize uyarıcı yazı yazıyoruz. Cam hoparlörlerinden ilanda bulunuyoruz. Bakın bu anız yakma, anız yangınları bizi yaz dönemlerinde çok yoran yangınlar. Çünkü biz birçok yerde itfaiye müdürlüklerimizle, il itfaiye müdürlüklerimizle, büyükşehir belediye itfaiye müdürlüklerimizle ortak çalışıyoruz. Buradan da Antakya'daki tüm yangınlarda bize destek veren tüm, başta büyükşehir belediyemiz itfaiye daire başkanlığı olmak üzere, tüm ilçe belediyelerimizin itfaiyelerine teşekkür ediyoruz. Özellikle su takviyesi konusunda falan bize çok yardımcı oluyorlar. Biz de onlara bu tür kırsal alan yangınlarında, anız yangınlarında çünkü onların araçları giremiyor. Yani orman yangınlarına çok riskli bir dönemde biz araçlarımızı alıp orman yangınlarını bekletip ona daha hızlı müdahale etmemiz gerekirken anız yangınlarına zaman zaman çok mecbur kalındığında çünkü çok geniş alanlar yanıyor. Yani 3000, 5000. Buna bilerek yakmak tabii denir. Ki. Yani anız yangınları bilerek yakmak. Özellikle birisi kendi anızını yaktığında bu anız çünkü kesinlikle durmuyor. Özellikle hava rüzgarlıysa yanmamış birçok mahsul de yanıyor. Yani evet. Biçilmemiş buğday tarlaları, arpa tarlaları, meyve bahçelerine sıçrıyor. Ve bu konuda çok ciddi problem yaşıyor vatandaşımız. Ve biz zaman zaman bunlara yardımcı oluyoruz talep olursa. Peki buradan ben direkt orman yangınlarına geçmek istiyorum. Evet. Konu oraya gelmişken. Orman yangınlarına neden olan nedenler nedir? Yani ne vardır orman yangınlarını ortaya çıkaran? İnsan faktörleri bunun içerisinde tabii ki en büyük faktörlerden bir tanesidir. Evet. Ama birçok insanın bilmediği, birçok kişinin belki haberinin bile olmadığı orman yangınları faktörleri de vardır. Ben onları evet. da sizden almak istiyorum. Şimdi dünya genelinde, tüm dünyada ormanlara... Orman yangınlarının birinci derecede faktörü insanlar. Evet. Yapılan tüm bilimsel çalışmalarda, mesela bizim ülkemizdeki yapılan bilimsel çalışmalarda her bölge müdürlüğünde değişiyor ama genelde %90 civarında insan faktörlü yangınlar. İnsanlar ormana bir şekilde ya pikniğe gitmiştir, piknik ateşini söndürmemiştir.
yahut insanlar ormana gitmiştir, orada içmiş oldukları kola şişelerini etrafa atmışlardır ve bunların kırılan parçaları zamanla güneş ışığının çok şiddetlenmesi ve yangın için optimal şartlar oluştuğunda bir mercek görevi yapıyor adeta. Evet. Yine en çok yaşanan yangınlardan bir tanesi izmarit atılmasıdır. Örnek veriyorum, bizim Şahlankaya yangınlarımız meslek olarak bizim meşhurdur. Kışın bizim Ocak ayında, Şubat ayında Şahlankaya bölgesinde yangınımız çıkar. Arsuz, Samandağ arası. Buradaki yangınların genelde %90'ı bana göre çıkış nedeni yola atılan sigara izmaritleri. Yani siz o izmariti attığınızda o izmarit yok olmuyor. O izmarit bir şekilde rüzgar tarafından ormana taşınıyor. Yanıcı malzeme ve özellikle rüzgar da şartlar da uygunsa bu çok büyük bir yangına dönüşebiliyor. Şimdi bizim bölge müdürlüğümüzün son 10 yıllık çok düzenli bir defa bir arşivimiz var. Çok ciddi kayıt tutuyoruz. Her yangınla ilgili, niye sebepleriyle ilgili falan. Bizim bölge müdürlüğümüzün son 10 yıllık kayıtlarına baktığımızda, bunu Antakya ilde dahil, %67'si yangınların ihmal ve tedbirsizlik. Biz buna %70 de diyebiliriz. Bu tutulabilen kayıtlarda %70 ihmal ve tedbirsizlik. Bu ne %70'i zaten direkt kafadan insan menşeili. Evet. Yani bunlar bir bahçe temizliği yaparken yangın kaçıran yaşlı insanlar vardır. Küçük çocukların eline kibrit verilmiştir. Bu küçük çocuklar ormana gitmiştir. Ormanı yakmıştır. Ege bölgesinde falan da bu tür yangınlarımız oluyor. Özellikle akli dengesi yerinde olmayan çocuklarımız ya da köylerde ya da şehir merkezinde yaşayan insanların bu dikkatsizliği nedeniyle çıkan... Bilmeden yaptı. Tabii ki. Yani tabii ki. Her ne kadar bilinmiş, bilerek yapmış gibi görse de aslında evet. Bilmeden yaptı. Evet. %6'sı yıldırım. Bu hemen hemen ülkemiz için de düşünebiliriz. Evet. Yani %5-6 civarında yangınlarımız yıldırımdan çıkıyor. Yıldırım nedeniyle oluyor. Bu yıldırım yangınları genelde sonbaharda ve ilkbaharda olur. Münferit çok tehlikeli yangınlardır aslında, biliyor musunuz? Yani bir yıldırım yangını deyip geçmeyin. Çünkü ora binlerce yıldır yanmamış bir alandır. Çok ciddi şekilde söndürülmezse onlarca gün sürecek yangınlara neden olur. Yine %19 civarında bilinmeyen nedenler var. Bu bilinmeyen nedenler olarak gösterilen yangınlar genelde bizim yangınlarımızın hangi nedenle çıktı? Bize 3 tane form çekiliyor çalışanımız tarafından. Birinci form yangın çıktığında yangının mevkisi falan hangi nedenle çıktı? İkincisi kontrol altına alındığında, üçüncüsü de tamamen yangın söndürüldüğünde. Bu bilinmeyen nedenler genelde yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Örnek veriyorum, bunlar genelde kaçak avcılar olabiliyor. Yani ormanda bir şekilde birkaç gün avlanıyorlar, ısınmak için, çay içmek için ateş yakabiliyorlar. Yine ormana mantar toplamak için giden vatandaşlarımız olabiliyor. Bunlar örnek veriyorum sigara izmaritlerini falan atabiliyorlar. Yani sonuçta orada bu yangının çıktığı bölgede hiç şey yok, yerleşim yeri falan yok. Ya da yangına gidildiğinde hiç insana da rastlanmıyor. Çoban ateşi falan. Evet, çoban ateşi tabii ki. Tabii ki. Tabii ki çobanlarımız da özellikle biz bunu da yaşıyoruz. Çoban ateşi diyoruz. Güz döneminde havalar soğuduğunda genelde bu tür şeyleri ateş yakıyorlar ve bunu zaman zaman söndüremiyorlar ya da söndürdüklerini düşünüyorlar. Bundan kaynaklanan yangınlarımız oluyor. %3 kasıt. Bölge müdürlüğümüzün son 10 yıllık yangınlarına baktığımızda %5 de kaza. Bu eğer yangın çıktığında yangının çıktığı yere ulaşan ekibimiz, orada yangını çıkartan vatandaş ya da kolluk kuvvetlerimiz yakaladığında bunun hakkında suç tutanağı tanzim edilir ve tüm masrafları, ağaçlandırma bedelleri falan bundan tahsil edilir ve bu kasıt olarak girer. Örnek veriyorum, buna benzer tek tük rastlanılan yangınlarımız da oluyor. Yani o esnada bir madde etki altında falan, madde etkisi altında ormanı yakıyor bir vatandaşımız ve bunlar yakalandığında gerekli tüm cezai müeyyedeler uygulanıyor. Tabii o ormanı tamam keyif için kullanın ama giderken de o keyfinizi almış olun. Ne getirdiyseniz alıp onlarla tabii beraber ki gidin. Geldiğiniz gibi bırakın. Kesinlikle. O ormana. Yani şöyle söyleyeyim size. Aklı başında bir vatandaşımız ormana gittiğinde muz yese dahi o muzun kabuğunu oraya atmaz. Çünkü o muzun kabuğunda yaşayan virüs ve bakteri onu gelip yiyen bir kuşu ya da bir yaban hayvanını öldürebilir. Çünkü evet, o alışık değil. Yani siz burada bir türe, bir kuşa, bir böceğe, bir yılana, bir sürüngene herhangi bir şeye baktığınızda
Yani bunun 1 milyar yıldır yaklaşık Antakya ilimizin misafiri olduğunu, burada yaşadığı, tüm optimal koşulları geçirdiği ve artık burayla buraya uyumlu hale geldiğini düşünmemiz lazım. Ormanlarımız da öyle. Yani ormanlar da aynen insanlar gibi taşınır, iklim şartlarına göre ağaç türleri değişir. Yani biz orman yangınlarında ağaç kaybetmiyoruz sadece. Tabii ki. Tabii ki. Yani birçok şey. Yani çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Normalde orman bir ekosistem. Milyonlarca canlı içinde barındıran bir ekosistem. Hani kuşu da var, sürüngeni de var. Ne bileyim, hiç belki tespit edilememiş böcek türleri, mantar türleri de var. Yani bir böcekten elde edilen bir sıvı tedavi amaçlı bir ilaç sektöründe bir yerde kullanılabiliyor. Normalde biz ve bunlar yayılış gösterirken hepsi en optimal koşullara yerleşmiş. Yani Antakya'da belki yaşayan bir böcek ya da kuş türü Sivas'ta yaşayamıyor, Kayseri'de yaşayamıyor, Maraş'ta yaşayamıyor. En uygun şartları burada bulduğu için. Normalde orman yandığında onun içindeki bu tüm canlılar da yok oluyor. Bunların anaç türleri yok oluyor. Bu anlamda da ekosistemi tamamen biz değiştirmeye gidiyoruz bir anlamda. Tabii ki yani, normal şartlarda yanan bir alanı biz kurum olarak çok kısa bir süre içerisinde temizleyip, dozerlerimizle, araçlarımızla temizleyip tüm toprak işlemesini yapıp, yani yasal olarak bunu yapmak zorundayız. Bir yıl içerisinde orayı tekrar ormanlaştırıyoruz. Yani Allah korusun, Antakya'da 100 hektar alan yansa, biz bu 100 hektarı bir yıl içerisinde, 1000 hektar, 5000 hektar bir yıl içerisinde biz burayı ağaçlandırabiliriz. Ama böceğini getiremeyiz, ama oradaki mantarını getiremeyiz, ama biz oradaki bir sürüngeni getiremeyiz. Biz kaç sadece yılda oluşabilecek tabii ki, belki oluşacak, belki tabii ki 500 yılda, belki de 300 yılda, belki de 1000 yılda oluşacak bir ekosistem o yangınla yok oluyor. Peki ben yangına yeniden devam edeceğim. Sizler orman yangınlarına direkt olarak müdahale ediyorsunuz. Sizin pozisyonunuzda ne yapıyorsunuz o anda? Personel ve teçhizat açısından neler var? Tabii yeterlilik ki. Şimdi var ben Yangın Şube Müdürlüğü olarak işte burada aracımızı görüyorsunuz. Birazdan da size içinde yangının nasıl yönetildiğini göstereceğim. Yani aslında bu programa da bir şey oldu bu. Şimdi aracımızın içinde çıkarttığımız tüm araçlarda Arvento sistemi var. Bir defa şu anda ben Türkiye'nin her yerindeki yangınları bu araçtan görebilirim. Her yerdeki araçlar, dozerler, graderler, yola çıkan araçlar çıkmış mı çıkmamış mı bunu kontrol edebilirim. Yangın şube müdürlerinin görevi şudur. Genellikle büyüyen yangınlarda, büyüme eğilimli yangınlarda buradaki bu teknik elemanlarımızın talebi üzerine yangın şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü yangına müdahil olur. Evet. Müdahil olduktan sonra örnek veriyorum, Antakya'daki bir yangını örneklendirelim. Antakya'da Samandağ'da çıkan bir yangını Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangın Şube Müdürlüğü olarak Kahramanmaraş ilinden, Gaziantep ilinden, Kilis ilinden, Osmaniye ilinden, Adana ilinden tüm bu illerden araç çıkartmaya başlarım. Ekipler tim halinde bir orman mühendisi, iki arazöz, bir su tankı olmak ve bir ilk müdahale aracı olmak üzere ekiplerimiz çıkar. Çünkü artık yangın, tüm şartlar yangının büyümesi için optimal koşulları oluşturmuştur. Ve yangın uzayacaktır, büyüyecektir. Bu 2 gün sürebilir, 3 gün sürebilir, 1,5 gün sürebilir. Yine hava araçları sayısını arttırırım. Yine yangın için bekleyen dozerlerimi sevk etmeye başlarım. Yani örnek veriyorum, Antakya ilimizin 2 tane dozeri varsa ben Kahramanmaraş ilinden, Kilis ilinden, Adana ilinden dozerler çıkartmaya başlarım. Daha sonra bu aracımızla geliriz. Bu aracımızla bölge müdürümüz genelde bizim büyüyen yangınlarımızda yangının 1. derecede amiri odur. Onun verdiği direktifler doğrultusunda toplanma yerlerini oluştururuz. Gelen ekipleri 24 saat münavebeli çalıştırmaya çalışırız. Ve bu toplanma yerlerimizde cepheleri, yangınla ilgili cepheleri oluştururuz. Cephe komutanlarını oluştururuz. Hava sahası, havadan müdahale eden kuvvetlerimizin ilgili sorumlusunu oluştururuz, orman mühendisi. Yangınımız bu bölgede, şurası da su kaynağımız. Şu anda bakın şu çalışan araçlarımız, bunlardan bir kısmı helikopter, 2 tanesi helikopter, diğerleri araçlar. Bunu biz büyütüp biraz daha hassaslaştırabiliyoruz. Burada yolları görebiliyoruz ve burada havadan yangının hangi tarafa gittiğini görüp ona göre dozer, indirdiğimiz dozerle yollar açıyoruz. Yine araçlarımızla müdahale ediyoruz. Araç cephelerimizi oluşturuyoruz. Şu anda görüntüyü büyütmem gerekiyor arkadan. Yani ama şu anda yola çıkan araçlarımızı da buradan görebiliyoruz ve yangını buradan takip ediyoruz.
buradan komuta ediyoruz. Kaç aracın olduğu zaten burada kameralarla belli. Hava da belli. Tabii ki yani şunların her biri bir araç. Bakın şu anda buradaki yangına nereden baksanız bir 30-40 tane araçla müdahale ediliyor. Yangınla ilgili benim şöyle bir tabirim var. Yangın, ringdeki karşınızdaki bir boksör gibi düşünün ve kuralsız bir boks maçı düşünün. Nereden yumruğun geleceği belli. Tabii ki hiç beklemediğiniz anda yüzünüze görmeyecek şekilde gözünüze tükürebilir. İşte hiç karın boşluğunuza hiç kuralları alt üst edip bir yumruk atabilir. Yangın hiç beklemediğiniz yerden tam kontrol altına aldığınızda sıçrayabilir. Bir cephenizden geçebilir. Ve biz eğitime çok önem veriyoruz. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak Türkiye'de ilk kez yani orman yangınlarına psikolojik destek eğitimi aldırdık burada. Mesela ve biz bunlara yıllık eğitimler veriyoruz işçilerimize. Sağlık eğitimleri, yine yangınla ilgili eğitimler. Şoförlerimize Antalya'da uluslararası yangın eğitim merkezi var. Yabancı ülkelerden buraya eğitime geliyor. Orman mühendisleri ve işçiler. Tüm işçilerimizi, orman muhafaza memurlarımızı, burada yangında çalışan elemanlarımızı ve teknik elemanlarımızı buraya gönderiyoruz. Simülasyonlu eğitimler alıyorlar. İşçilerimizin zor şartlarda araç kullanmasıyla ilgili parkurlu alanlarda araç kullandırılıyor. Buna benzer eğitimler aldırıyoruz. Onlara da bunu söylüyorum. Hiç moralini bozmadan, yangın esnasında gayet soğukkanlı olup hiç moralimizi bozmadan her şeyi sinemize çekip kafamızdaki programı uygulamamız gerekiyor. Ne kadar büyük derecede bir ısı içerisinde oluyorsunuz o anda? Yani bir yangındaki şimdi, en yüksek ısı ne kadar tabii oluyor? Tabii ki büyüyen bir yangında yabancı ülkelerde yapılan ölçümlere göre 900 derecelere, 930 derecelere kadar ateş çıkabiliyor. Bu çok büyük bir ısı. Evet. Yangın içerisinde kalan araçlarımızın tamamı yanıyor. Camlarını dahi eritiyor. Yangın çok büyük bir ısı ve çok büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Ve bizim için spot yangın dediğimiz ileriye ateşler atmaya başlıyor. Yani normalde 1 kilometre, 2 kilometre, 3 kilometre mesafelere hiç ateş yokken ateş atmaya başlıyor. Çünkü o sırada bu yangınların özellikle çok basit bir izmaritten çıkan bir yangında şartlar optimalse, yani nispi nem oranı %20'nin altına düştüyse ya da atmosferik hava hareketleriyle çok hızlı bir şekilde 1-2 saat içerisinde bağlı nem oranı çok düşmüşse. Bu da çoğunlukla 12 ile 3-4 arasında oluyor. Evet galiba. Yani genelde bizim yangınlarımız sabah başlar, gece çok fazla yangınımız olmaz. Sabah başlayıp gece 12'ye kadar bölge müdürlüğümüzde yangınlarımız oluyor ve daha çok öğleden sonraları yangın çıkıyor. Yani saat 12 ile 6-7 arası, 8 arası ısının bu daha saat. Fazla arttı. Tabii nispi nemi çok düştü, evet. Isının arttığı, rüzgarın olduğu saatlerde ve özellikle bizim Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzün yangınla ilgili en riskli dönemi, yani büyüme yangınlarının olduğu dönemde 3 aylık bir periyodumuz var. Temmuz-Ağustos-Eylül ayları. Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında çıkan yangınlarımıza çok dikkat ediyoruz. Yine çünkü örnek veriyorum, bu Haziran ayında şimdi ormanlar ısınacak. Evet. 45 günlük hava tahminlerini ben Hatay'ın günlük izliyorum. Yani Hatayların birçoğundan daha iyi Hatay'ın meteorolojik... Daha fazlasını hatta biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Örnek veriyorum, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis illerinde gece sıcaklığıyla gündüz sıcaklığı arasındaki fark 10-15 dereceyken genelde tüm yaz Hatay'da birbirine yakındır. 3-5 derecedir, 7 derecedir, 4 derecedir, 2 derecedir. Yani 6 gün sonra Hatay'da sos vermeye başlıyor. Havalar çok ciddi ısınıyor. Düzenli olarak aşırı derecede radyasyon, yani ışığa maruz kalıyor ormanlarımız. Rüzgarlarla içindeki nem oranı çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yine Antakya için, yani Antakya'yı diğer illerden ayıran en önemli bir özellik, Antakya çok şiddetli Poyraz'a, çok şiddetli Karayel. Evet, Poyraz. Evet, yukarıdan güneş gelirken evet. Karşıdan rüzgar esebiliyor. Evet. Evet. Ve çok şiddetli rüzgara maruz kalan bir ilimiz. Yani bizim geçmişte burada bir yangınımızda, ben de o yangında çalışmıştım. 3000 hektar civarında bir orman kaybımız yaşanmıştı. Örnek veriyorum, o yangında herkesin atladığı bir nokta yaklaşık 40 derece hızla esen bir rüzgar vardı. Yani şartlar optimal bir düzeye ulaştığında işte sürekli basından vatandaşlarımız Antakya'da takip ediyorlar. İzmir'de yangın çıkıyor, şeyde çıkıyor,
Muğla'da çıkıyor, Antalya'da çıkıyor, Mersin'de çıkıyor, Adana'da çıkıyor. Yangınlar büyüyor, günlerce söndürülemiyor. Çünkü artık orada o yangın havzasına, biz yangın havzası diyoruz. O havzada yangınla ilgili tüm optimal şartlar bir araya gelmiştir. Yanıcı malzeme vardır, nispi nem oranı çok düşüktür, şiddetli rüzgar vardır ve bir vatandaşımız yanlışlıkla ormana ateş kaçırmıştır. Ve yangın o kadar çok hızlı ilerliyor ki. Yani bunu biraz dünyadan bilgiler vererek güçlendirmek istiyorum. Mesela şu anda Kanada çok büyük bir yangınla uğraşıyor. Yine geçen yıl Amerika'da yıllık Türkiye'de yanan orman miktarının 4000 katı kadar bir orman alanı yandı. Ve Kanada'da bu yıl yani Antakya'da belki de şu ana kadar yanan ormanın 600 katı kadar bir orman alanı kaybetti. Son 15-20 günde ve 9 milyar dolar bir para harcadı. Buna rağmen yangını durduramıyor. 80-90 bin nüfuslu illerine tahliye ediyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda 2015 yılında tüm dünyada, tüm dünya genelinde insan hayatını olumsuz etkileyen faktörler, işte bunlar flood, İngilizcesi sel, işte ne bileyim deprem, earthquake ve wild forest fire diye geçiyor tüm dünyada. Vahşi orman yangını, yani vahşi kelimesi kullanılıyor özellikle. Evet. Çünkü gerçekten vahşi bir şekilde ilerleyen yangınlar. Tüm dünyadaki insanların hayatını olumsuz yönde etkileyen, evlerinden taşınmasına sebep olan, yani göçmesine neden olan, şehirleri boşaltan sebeplerden bir tanesi %4,5'la orman yangınları giriyor. Artık tüm dünya bunu bir doğal afet olarak görmeye başladı. Çünkü çok ciddi manada parasal harcamalara neden oluyor. İnsan hayatını olumsuz yönde etkiliyor yangınlar. Biz... Ama Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye dünyadaki sayısal verilerin yanında evet. En az orman yangınları. Doğru mu? Doğru mu? Evet. Evet. Yani doğru mu? Evet. Bunu mu dediniz? Bu çok güzel bir soru. Şimdi Türkiye orman yangınları konusunda bunu birçok vatandaşımız bilmez. Gerçekten dünyada çok başarılı bir ülke. Çünkü bizim hani basında insanlar daha çok hani böyle ormanlara, ormanda yapılan çalışmalara belki de ilgi duyan, o tür haberleri okumayan insan sayımız azdır. Evet. Daha çok farklı haberler falan okunuyor. Ve özellikle size ben burada yine bir defa teşekkür ediyorum. HRT'ye güzel. Teşekkür ediyorum. Çünkü bizimki gibi çalışan insanların sesimizi pek duyurma imkanımız yok. Bu vesileyle sesimizi duyuruyorsunuz. Uyaracağız aynı zamanda. Tabii ki. Tabii ki. Çok faydalı bir program olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle, genelde Avrupa'daki ormanların bir kısmı özel ormanlar. Amerika'da da bu böyle. Kanada'yı tam bilmiyorum. Ama dünyada birçok ülkede özel ormanlar var. Yani orman varlığının %30'u, %20'si değişiyor. %15'i, bazı yerlerde belki %50'si büyük mülk sahiplerine ait. Ve onların koruması da onlara ait. Onların koruması ve işletmesi onlara ait. Fakat onlar tarafından çok iyi işletilemiyor ya da korunamıyor. Ama Türkiye'deki ormanların %99'u devlete ait. Devlet eliyle işletiliyor. Bu çok büyük bir güç. Ve devlet yani nasıl bir otobanda en ufak bir arıza geldiğinde bunu gideriyorsa ya da bir elektrik kesilip nasıl gideriyorsa tüm Türkiye'yi santim santim bunun toprağını işliyor. Yani biz evimizde otururken, yemek yerken o esnada on binlerce ormanın aracı, çalışan, işçisi biz görünemeyen, sadece yoldan görünebilen bir kurumuz. Evet. Yani siz sadece işte yol kenarından geçerken eğer bir ormanla ilgili bir işlem yapılıyorsa görüyorsunuz. Milyonlarca hektarda dikim yapan, rehabilitasyon yapan, yangın söndüren bir kurum. Ve biz ormanlarda teknik ormancılığı çok iyi yapabildiğimiz için şu anda Türk ormancıları ya yani dünyada yaptığı çalışmalarla söz sahibi ve çok güzel, çok başarılı çalışmaların altına imza atılıyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Avustralya'dan bir grup gelmişti. Bilim adamı grubu ve ormancı grup. Ve biz bunları Andırın'la, Hatay'a, muhtelif işletme müdürlüklerimize götürmüştük. Buradan eski meslektaş abilerimizi de yad ediyorum. Tüm Antakya ilimizde görev yapmış orman mühendislerinden. Vefat edenleri minnetle anıyorum. Görev yapmış evinde oturanların hepsine şükranlarımı sunuyorum. Ve onlar bana şunu dediler, bu dediler mümkün değil dediler. Yani siz bu tabii gençleştirme dediğimiz bir iş var ormancılıkta. Siz bunu dediler, yani tabii gençleştirme dedim Karaçam'da. Onların yapamadığı, bilemediği, beceremediği bir iş. Bunu nasıl yapıyorsunuz falan gibi böyle çok meraklı, ilgili, yabancı dilim olduğu için konuşuyorum. Buna dayanarak söylüyorum. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün bir İtalya'dan daha fazla Karaçam alanı vardır. Yani İtalya'dan daha fazla bir bölge müdürlüğü, yani buna Antakya ve Kahramanmaraş dahil.
Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü'nün bir İngiltere'ye kadar endemik türü vardır. Bölge Müdürlüğü bazında, yani Hatay, Kahramanmaraş olarak düşünebiliyor musunuz? Bir tarafta bir ülke var. Bir tarafta iki tane il var. Yani bu da bizim endemik tür açısından, ormancılık açısından ne kadar güçlü olduğumuzu ya da geçmişten bugüne kadar, yani son 100 yılda Türkiye'de ormancılık faaliyeti yapan insanların ne kadar fedakarca çalıştığını, ne kadar özveriyle çalıştığının bir göstergesi. Ben o fedakarlığı esasında biraz açmak istiyorum. Fedakarlık ve o personel ve teçhizat konusunda kafama takılan sorulardan bir tanesi aslında bu. Öğrenmek istediğim evet. konulardan bir tanesi. Ve birçok insan da orman yangını olduğu zaman öğrenmek istediği ve hatta aklına soru işareti geldiği sorulardan bir tanesi olarak düşünüyorum. Çok büyük orman yangınları olduğu dönemlerde ekipler ormanın içerisinde oluyor. Evet. Dediğiniz gibi 900 derece gibi bir derece var. Evet. İçeride. Bu ekipler içeride nasıl dayanıyorlar? Ne var? Farklı bilmediğimiz teçhizatlar mı kullanıyorlar evet. bunlar? Şimdi öncelikle şu ana kadar orman yangınlarında son 60-70 yılda 115-120 kadar şehit vermiş bir kurumuz, bir güçlü bir örgüt yapımız var. Antakya ilimizde bir orman işletme müdürümüz, kendini minnetle yad ediyorum. Erdal Osman Tiryaki Bey, Hatay İşletme Müdürümüz bir yangında, Belen'deki bir yangında yangından sonra ölmüştür. Bunu belki bilmeyen birçok Hataylı vatandaşlarımız vardır. Hatta Orman Genel Müdürlüğü en son almış olduğu yangın helikopterlerinden bir tanesine onun ismini vererek taşlandırdı Genel Müdürlüğümüz tarafından. Evet, bahsettiğiniz gibi biraz önce yani orman yangınlarında ağaçlarımızı, ormanlarımızı kaybederken insanlarımızı da kaybediyoruz. Evet, evet. En önemli kayıplarımız, insanlarımız aynı zamanda. Peki önleme olarak, yangınları önleme olarak neler yapıyorsunuz? Hatay bölgesinde baktığımızda. İşçilerin zarar görmemesi için o soruyu sormuştunuz. Kısaca evet. ona da bilgi vermek istiyorum. Şimdi gelişmiş ülkelerde, örnek veriyorum Amerika'da dahi yangınlarda çok sayıda insan ölebiliyor. Yani işçiler, koruyucu malzemesinin içine yanarak ölen işçiler var. Evet. Geçmişte bunlar yaşanmış. Biz her yangın sezonu öncesinde bir defa işçilerimizi eğitiyoruz. Özellikle işçilerimizin yangında zarar görmemesi ve tehlike altına girmemesi için yangına nasıl müdahale edecek, neresinden yangını tutacağını öğretiyoruz. Ve sürekli teknik eleman bulunduruyoruz bunların başında. Ve bunların koruyucu malzemeleri, staff, buna çok önem veriyoruz. Yani 300 derece altı yanmayan bot veriyoruz, yanmaz elbise veriyoruz. Tehlikeli bir yangın esnasında sırt çantalarından alıp kullanabilecekleri, çünkü her an rüzgar ve iklim nedeniyle yangın çevirebilir ve yangının ortasında kalabilirler. Tabii o anda zaten normal oksijen yok. Tabii ki, tabii ki. Bunların 45 dakika hayatta kalmasını sağlayacak yurt dışından gelen tam yüz maskesi ve filtrelerimiz var. Ve yine yanmayan battaniyelerimiz var. Yani yangın çok şiddetli geldiğinde işçi kaçmaz. Hemen orada bir boşluk bulur, o boşluğun içine kendini atar, yüz maskesini takar, battaniyesinin altına girer, yangın hızlı bir şekilde gelip üstünden geçip gider ve yanmaz. Hiçbir yeri yanmaz. Eğer iyi bir eğitim aldıysa ve soğukkanlıysa. Yine o el fenerleri, yine gece yangınlarında kullandıkları alın fenerleri, yine tam yanmaz baret, kafalarının yanmaması için çelik miğfer örme başlık veriyoruz ve yanmayan gözlük veriyoruz. Bu gözlükleri kullanıyorlar gözlerinin herhangi bir zarar görmemesi için. Bunlara önem veriyoruz işçilerimize. Antakya ilimizde yangınların çıkmaması için önleyici tedbir bağlamında her yıl protokol yapıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, DSİ, Karayolları, Büyükşehir Belediyemiz ile ve yine valiliğimiz uhdesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir defa çok güzel bir toplantı yapıyoruz. İş bölümü yapılıyor, herkesin ne yapacağı belirleniyor. Örnek veriyorum, müftülüğümüz tüm köylerde ki camilerde orman yangınıyla ilgili uyarıcı ilanlar yapıyor. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüz tüm okullarda, köy okullarında özellikle öğrencileri bu konuda eğitiyor. Yine bizim Antakya işletmemiz bu konuda çok başarılı. İşletme bazında okulları yangın işçilerimiz ziyaret ediyor. Öğrencileri eğitim şart değil mi? Tabii kesinlikle. Kesinlikle. Bakın ben size şöyle söyleyeyim. Eğitim yükseldikçe büyük orman yangınları azalacaktır. Bir yangın elemanı değil mi? O ekipten bir kişinin çok sağlam bir psikolojiye sahip olması kesinlikle lazım. Kesinlikle. Yangında çalışan işçilerimizin bir defa psikolojisi çok güçlü. Biz Antakya İşletme Müdürlüğümüz, burada Sayın Müdürümüz
ve işletme müdür yardımcılarımıza ve şeflerimize teşekkür ediyorum. Bunların moral ve motivasyonunu yüksek tutabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Psikolojilerinin iyi olması çok şart. Yangına çok hızlı çıkabilmeliler. Fiziksel olarak çok iyi dinlenmiş olmaları gerekiyor. Çünkü 2 gün, 3 gün ve çok kısa sürede çok fazla efor sarf ediyorlar. Yine biz Antakya'daki yangınlara çok hızlı müdahale etmek için yaklaşık bir 2000-2500 kilometre. Bu çok büyük bir alan. Evet. Orman yollarımızı çok hızlı bir şekilde açarız. 45 kilometre kule yolumuz var. Bu kule yollarımızı açarız. Yine yangın emniyet şeritlerimiz var. Yangının bir taraftan bir tarafa gelip geçmesini özellikle büyük, orta ve küçük ölçekli yangınlarda orada ekiplerimizin müdahale edebileceği yerler. Buraları graderle her sezon başında temizletiriz. Antakya'da çok hummalı, çok kaliteli bir ormancılık faaliyeti vardır. Bunu bir ormancı gözüyle baktığınız vakit anlayabilirsiniz. Yani bunu normal ormancılık tekniği almamış bir insan bilmez. Yani gelir sadece ormanlara bakıp gider. Ama gerçekten Antakya ili Türkiye genelinde birinci sınıf ormancılık faaliyetlerini yürüten bir işletme müdürlüğüdür. 1950'lerde kurulmuştur. Şu anda 60-70 yaşında bir işletme müdürlüğüdür. Ve Türkiye genelindeki orman işletmelerine baktığımız zaman da burası yangına müdahale açısından galiba ilk sıralarda. Tabii ki. Çok yangına çok hızlı çıkabilen, çok güçlü ekipleri var. Antakya İşletme Müdürlüğümüzün. Çünkü biz diğer işletme müdürlüklerimizle de çalışıyoruz. Orada da yangınlarımız çıkıyor. Çok iyi gözlem yapabiliyoruz. Antakya'da yangın bir kültür. Yani Antakya ilimiz ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü bunu benimsemiş. Bu yangınla yaşayacak. 100 bu dönemlerde yangın olabilir. Tabii buna ki, hazır. Tabii ki. Yani bu yangın çıkabilir ama bunu bir çocuk çıkartır ama bir yaşlı çıkartır. Ve bu yangın çıktığı vakit karşısında çok kıymetli bir ormanı var. Ve bu ormandan asgari düzeyde zayiat vererek bu yangını atlatabilmeli. Yani önleyici tedbirlerden sonra da söndürme. Evet. Daha sonra da yanan alanı çok hızlı bir şekilde rehabilite etme. Antakya'da yanan alanların tamamı ağaçlandırılmıştır şu anda. Çok güzel ormanları vardır. Yani şu anda bu yanan alan ya bir ay sonra ya iki ay sonra eğer iklim şartları uygunsa, fidan dikmeye uygunsa hemen ağaçlandırılır. Ekolojik denge tamamen bozulmadan tabii müdahale ediyorsunuz. Tabii ki yani bunu şöyle düşünün. Vücudunuzun küçük yerinde bir sivilce çıkıyor, orası tamir ediliyor. Evet. Daha sonra başka yerinde çıkıyor, orası tamir ediliyor. Türkiye'de güçlü bir ormancılık vardır. Yani Türkiye'de çok güçlü bir örgüt yapısı olan bir genel müdürlük, Türkiye'nin güçlü bir genel müdürlüğü vardır. Antakya'daki o büyüyen yangına onlarca uçağın, onlarca helikopterini Muğla'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Konya'dan, her yerden araçlarını sevk eden bir genel müdürlük vardır. Yani şu anda daire başkanımız buradaki yangını takip ediyor. Ankara'da yangın komuta merkezimiz var, Maraş'ta yangın komuta merkezimiz var. Çıkan her yangın çok hızlı bir şekilde meşçere yapısı, rüzgarın şiddeti, arazi eğimi, tüm bunlar göz önüne alınarak nasıl gider, ne yapar, arkasında başka bir ormana sıçrar, tehlike verir mi, yerleşim yeri var mı falan çok hızlı bir şekilde önlem alınır. Bu sadece Hatay'a mahsus değildir. Andırın'da da böyledir, Kilis'te de böyledir, Antep'te de böyledir. Çok hızlı bir şekilde yangınlara... Organize koordine diyebiliriz bunu. Tabii ki yani şöyle söyleyeyim, ben burada çok küçük bir hata yapsam, yanlış yapsam, benden kaynaklı hata olsa genel müdürlük anında beni buradan alır. Çok proaktif, hızlı hareket edebilen yangın işletme müdürü, orman mühendisi, bölge şefi. Yani Antakya'da kaliteli, nitelikli bir ekip vardır şu anda. Yani bölge müdürümüz tarafından çok sıkı bir şekilde bu takip edilir. Valiliklerimiz yangınlarımızı bizim genel müdürlüğümüzden daha çok sıkı takip eden bir valilik. Yani 5 dakikada bir yangınla ilgili bizden bilgi alan bir valiliğimiz var. Yani burada hata yapma riskimiz yok ve sezon sonunda da bunun hesabı sorulur bize. Duyarlılık burada devam ediyor. Tabii ki. Üst derece. Tabii peki, ki. Helikopter neden Antakya içerisinde değil de Arsu tarafında? Şimdi bu da güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi Kahramanmaraş'ta Antakya'ya diyoruz ki evet. Şimdi Kahramanmaraş'ta bize hep genelde şöyle bir serzenişte bulunurlar. İşte bir bölge müdürlüğü burada ama helikopter niye Kahramanmaraş'ta durmuyor da Hatay'da helikopterler duruyor? Evet. Şimdi yangına hassaslık derecesine göre Kahramanmaraş ve Hatay aynı standartta ama Maraş Hatay'a göre biraz daha yangın çıkma riski az ve büyüme riski az bir ilimiz. Yangınlar genelde 1000 rakamın altında ve Güneybakı'da çok hızlıdır, çok güçlüdür, çok çabuk gider. Yani Kahramanmaraş ilimizde özellikle Göksun, Andırın gibi ilçelerimiz, Elbistan, Ekinözü gibi ilçelerimiz 1000 rakamın üstünde. Burada çıkan yangınlar büyüme eğilimi taşımaz. Ama Antakya'nın her yerinde çıkan yangının büyüme riski vardır. Ve Antakya'nın kaliteli ve nitelikli ormanları Saman Dağı'ndan, Yayla Dağı'ndan başlayıp
Amanoslar üzerinden Osmaniye'ye, Erzin'e, yani dört yolda yine çok, çok güzel, dünyada ender ormanlara sahip bir ilçemiz. Yine Nurdağ'a kadar ilerler ve o, bu ormanların ağırlıklı, yoğunlukta olduğu taraflar sahil taraflarıdır ve üst taraflardır ve helikopterin oradan daha hızlı müdahale etme imkanı vardır. Antakya merkeze de yine çok geç kalmaz. 10 dakikada, 15 dakikada, 20 dakikada bunun bir 11 dakika bir ısınma süresi oluyor. Yangın çıktığında helikopter istendiği an 11 dakika sonra kalkar. Bu genel müdürlüğümüz tarafından ve Kahramanmaraş Yangın Komuta Merkezi tarafından takip edilir. Helikopterin bir hatası varsa cezası helikoptere uygulanır. Yani yangın esnasında. Bu nedenle helikopterlerimiz orada bulunuyor. Ve yangın havuzumuz var. 40 kadar Hatay'da yapılmış. Evet, onu da soracağım. Ben merak ettiğim konuda da siz ormanlık alanının içerisinde yangın havuzları kuruyorsunuz. Evet. Oradan suları alabilmek için. Peki yerleşkelerden yangın havuzlarını farklı amaçlar için kullanmak için oluyor. Bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Bizim 40 kadar yangın havuzumuz var. Türkiye genelinde de 7500-8000 civarında bildiğim kadarıyla yangın havuzu var. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu yangın havuzları yangınlara helikopterlerin çok hızlı müdahale etmesini sağlayan, yangının büyümesini önleyen su kaynakları. Buradan özellikle kuşlar, arılar, böcekler su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bir de böyle bir özelliği var. Yani biyolojik çeşitliliği çok canlandırıyor yapıldığı yerde. Ve biz Antakya'yı hızlı bir şekilde bu yangın havuz ağlarıyla örüyoruz. Yatırım programımızda 2017, 2018, 2019 ve 2020'de yapılacak havuzlarımız var. Bu 1-1,5 kilometre kadar mesafeden suyu getiriyoruz. Helikopterin uygun su alabileceği yamaçlara havuzlar yapıyoruz. Ve 400 tonluk havuzlarımız. Evet, Türkiye'nin en büyük yangın havuzu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ndedir. 800 tonluk havuzumuz dahi var. Bu havuzların etrafını tel örgüyle çeviriyoruz. Üstünde kesici jiletli teller var. Altı yine kapalı, beton dökülüyor. Geçişini en azından durdurmak için. Tabii ki çok sayıda uyarıcı levha olmasına rağmen zaman zaman ülkemizde yangın havuzlarında can kaybı yaşanıyor. Ve bu bizi çok üzüyor. Bu konuda tüm köylerimize sezon başlamadan önce uyarıcı resmi yazılarımızı yazıyoruz. Sağlık İl Müdürlüklerine yazıyoruz. Bunlar tarafından yine köylerimiz uyarılıyor. Muhtarlarımızı bu konuda resmi olarak uyarıyoruz. Ama buna rağmen zaman zaman küçük çocuklar hayvan otlatırken işte bir yeri kazıp falan bir geçici bir yer bulup serinlemek için suya giriyor. Ve zaman zaman hiç hoş olmayan ve bizi çok üzen olaylar yaşanıyor. Bu vesileyle sizin aracılığınızla sesimizin ulaşabildiği her yerdeki köylerde yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarını bu konuda uyarmalarını. Özellikle sağlık kurumu. Onlar su birikintisi değil. Tabii. Onlar normal bir havuz da. Tabii ki uyarıcı tüm levhalar üzerinde var. Özellikle ruhsal problemleri yaşayan yine köylerde yaşayan vatandaşlarımızın buradan uzak tutulmasını, buranın buraya girilmemesi gerektiği. Tabii onları istemsiz yaptıkları. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Onlara daha çok dikkat etmek tabii ki lazım. Oraya girip yüzüyorlar ve kondisyonları düşüyor. Daha sonra çıkamıyorlar. Evet. Yani yoruluyorlar veya kramp giriyor bacaklarına. Bu konuda da bana böyle bir şeyi söyleme imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ve buradan tüm vatandaşlarımıza, tüm köylerde annesini babasını ziyarete giden öğretmenlerimiz, doktorlarımız, esnafımız, özellikle köyle irtibatlı olan esnafımız, yani köyle irtibatlı olan, ormanla irtibatlı olan tüm vatandaşlarımız sizden, siz de çünkü zaman zaman gezmeye gidiyorsunuzdur. Bu konuda köy kahvelerinde oturan insanları uyarmalarını talep ediyoruz. Evet, ben o uyarıya geleceğim. Sizden son olarak uyarıyı alacağım ama o şu cam kırıkları konusundaki uyarıyı ben gerçekten dikkatini çekerek insanların yapmak istiyorum. Cam kırığını normal bir cam kırığı olarak görebilirler ormanlık alanda. Ama o cam kırıklarının güneş ışınlarıyla çok iyi bir yanıcı madde oluşturulabileceğini bilsinler. Evet. Çünkü şimdi, çocukken de biz alırdık böyle merceği. Güneşi tutup kağıt yakılırdı. Evet. Bunu en azından bu mantığı kurabilirse insanlarımız o cam kırıklarının ne kadar yanmaya ne kadar elverişli bir hale getirdiğini ışınları anlatabiliriz. Ona dikkat etmeleri bence kesinlikle, çok daha önemli. Kesinlikle. Bakın şöyle bilinmez bu pek fazla ama şimdi, ondan kaynaklı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normal ısı 30 derecenin üstüne çıktığı vakit ormanlar yanabilir. Bugün Hatay'da tam emin değilim ama 33-34 derece falandı. 35 derecenin üstüne çıktığı vakit hava sıcaklığı artık ormanlarda çıkan yangınları büyütmemek için performans harcayan bir genel müdürlüğüz. Evet. Ve Antakya'nın yaz dönemi incelendiği vakit 40 derece, 45 derece, 42 derece, 38 derece hatta Kahramanmaraş'ta 50 dereceleri bulan bir sıcaklık oluyor. Yani düşünebiliyor musun? Artık 35'in üstünde normalde yangının çıkma riski çok yüksek
Ve bunun büyüme riski çok yüksek. Onun için bu iki ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın bu yangın, orman yangınları konusunda çok duyarlı olması lazım. Çünkü onun attığı bir izmarit nedeniyle çıkan bir yangın hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir köyü tamamen kuşatıyor. O köyün içerisinde yüzlerce ev var. Yüzlerce hayvan yaşıyor. Yani hayvanlar da yanıyor. İnsanların biz canını kurtarabiliyoruz. Ama o hayvanları kurtaramıyoruz zaman zaman. Yani bizim yangın resimlerimize baktığımızda yanan çok, telef olan çok sayıda şey görebilirsiniz. O insanlarımızın, o özellikle bayanların işte haberlerde falan izleniyor, mağdur olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü siz tüm gücünüzle yangına yüklenmenize rağmen, o anda genel müdürlük tüm gücüyle yüklenmesine rağmen mevcut rüzgarın şiddeti yangını çok hızlı bir şekilde ilerletiyor ve spot ateşle çok hızlı bir şekilde yerleşim yerlerinin etrafını, tatil beldelerinin etrafını kuşatabiliyor. Ve biz çok ciddi bir performans sarf ediyoruz. Günlerce orada gayret ediyoruz. Evet. Evet. Yani geleceği olan bir yeri geçmişte bırakıyoruz. Tabii bir ki. Yandan böyle oluyor. Tabii ki. Sizden vatandaşlara son kez uyarılarınızı alabilirim. Ben buradan özellikle son 2 yılda Antakya ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın gerçekten yangına duyarlılık konusunda çok çaba sarf ettiğini, bizim kurumlar olarak yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımızı görüyorum. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Çünkü yangın konusunda çok duyarlılar. Böyle bir program yapmanız ve bu programları izlemeleri dahi onların bu konuda duyarlı olduklarını gösteriyor. Böyle bir talep olması dahi. Ben Antakya ilimizdeki tüm vatandaşlarımızdan Orman Bölge Müdürlüğü'nün yangınlara çok hızlı bir şekilde müdahale edebilecek güçte olduğunu, yangınlar konusunda çok deneyimli Antakya'da bir ekibimiz olduğunu ve yangın çıktığında sadece yol gösterme ve kılavuzluk konusunda insanlarımıza yardımcı olması gerektiğini, normalde tüm evlerin, tüm yerleşim yerlerinin ya da onların işte zaman zaman ahırları oluyor, arıları oluyor, onların da çok hızlı bir şekilde tarafımızdan kurtarılmaya çalışıldığını bilmelerini istiyorum. Ve ekiplerimize saygılı olmalarını istiyorum. Yani yangına giden ekiplerimize. Ve yangın çıktığında o çıkan yangını çok hızlı bir şekilde bize bildirmelerini. Çünkü yangın bize ne kadar çabuk bildirilirse ekibimiz o kadar çıkıp yangını o kadar hızlı büyütmeden daha az para harcayarak ve daha az emek harcayarak söndürebiliyoruz. Ve Antakya'da yangınla yaşamaları gerektiğini, çünkü tüm dünyada yangın artık bir risk ısınma nedeniyle ve yangına özellikle yazın 3 aylık bir periyotta gerçekten Allah korusun çok geniş alanlar kaybedebiliriz. Çünkü büyüyen bir yangında yaklaşık 900 derece gibi bir ısı ve çok büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Bu enerjiyle çok geniş orman alanları kaybediyoruz. Çok güzel bir konuya temas ettiniz. Yani orada sadece kaybedilen ormanlar değil, evet. Onun içindeki bir mantar türü de yok oluyor. Onun içindeki bir kaplumbağa türü de. Belki de sadece bu bölgeye has, bugüne kadar tespit edilememiş bir kaplumbağa türü de yok oluyor. Bir böcek türü de yok oluyor. Ya da bir çiçek türü yok oluyor. Yani endemik, hiç bugüne kadar tespit edilmemiş ya da relik bir tür yok oluyor. Sadece dünyada sadece bir yerde yoğun olarak yaşıyor bitki sosyolojisinde. Bir de sadece burada, o bölgede, o mıntıkada, yöresellik dediğimiz olayı yaşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu dönemde orman irtibatlarını aza düşürmelerini, daha çok piknik ve mesire alanlarını tercih etmelerini ve orman içerisinde piknik yaptıkları yerlerde ateş yakıyorlarsa çok ciddi tedbir almalarını, çünkü genelde piknik ateşinden çıkan geçen yıl çok ciddi yangınlar yaşadık ve piknik ateşini söndürmelerini istiyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Hepsine mutlu, huzurlu bir hayat diliyorum. Antakya'yı çok seviyorum. Antakya benim çok sevdiğim bir il. Bir gün Antakya ilimizin dünyada hak ettiği yere geleceğini, Amsterdam gibi, Paris gibi bir şehir olmasını hayal ediyorum. Çünkü Antakya dünyadaki 7 medeniyetin bildiğim kadarıyla 4'ünün gelip geçtiği, evet, yemekleriyle, insanlarıyla, farklı kültürleriyle, gerçekten iklimiyle, çocuklarımı özellikle getirip burada tarihi yerleri, işte müzeleri falan gezdiriyorum. Geçmişiyle dünyada en çok söz edilen kentlerden, evet, bir tanesi yani, zaten. Evet, müzesiyle ben şöyle gözlerimi kapatıp hayal ettiğimde 50 yıl sonra dünyanın en büyük müzesinin Antakya'da olduğunu, tüm insanların Antakya'ya yemek yemek için, gezmek için geldiğini hayal edebiliyorum. Ve çok sevdiğim bir şehir. İnsanlarını da çok seviyorum. Yani Antakya'da zaman zaman çarşısında da geziyorum. Kapalı çarşısında da gidiyorum. Köylerine de gidiyorum.
ve çok mutluyum Antakya'ya hizmet edebildiğim için. Çünkü ben bir Kahramanmaraşlıyım ve Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Başka bir bölge müdürlüğüne de şu anda hizmet ediyor olabilirdim. Antakya'ya hizmet ettiğim için de gurur duyuyorum. Çünkü yaşlandığımda çocuklarıma burada çektirdiğim resimlerden işte Antakya ilinde bakın şu tarihte şöyle şöyle yaptım diye onların başını ağrıtacağım. En azından buranın yapısını da çok iyi biliyorsunuz zaten. Tabii ki, tabii ki biliyorum. Orman yapısını da biliyorsunuz. Tabii ki. Herkesten çok daha iyi. Ormanı biliyorsunuz. Tabii ki orman yapısını yani burada birçok Antakya yerli Antakya'nın görmediği birçok yeri hem havadan hem yerden görme imkanım oluyor. Çünkü yangınların içine bir fiil giriyorum normalde. Çünkü gerçekten bölge müdürümüz geldiğinde bir vali yardımcımız valimizin sesini duyduğunda bir kaymakam beyin sesini duyduğunda işçilerimiz çok mutlu oluyor. Yani devletin orada olduğunu hissediyor. Sayın Ketmen çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani bu süre zarfında faydalı bilgiler verebildiysem çok mutlu oldum. İnşallah ileride buna benzer çok daha çok evet, güzel, faydalı ve aynı faydalı, zamanda sizinle biz Kahramanmaraş bölgesi ya da bu bölge, ya bölge itibariyle bu bölgede neler yapıyor? Bir yangın ekibinin 48 saatini falan ki, şöyle bir ele alalım istiyorum. Tabii ki inşallah, inşallah bir sizle beraber çıkıp yangın havuzlarımız, bir yangın esnasında helikopterimiz nasıl kalkıyor, nasıl haber geliyor? Çok güçlü bir telsiz sistemimiz var. Bakın telsizi kapattırdık şu anda saatlerdir. Evet. Türkiye'nin birçok ilinde bu kadar güçlü bir telsiz sistemi yoktur. Kulelerimiz, rolelerimiz yangınla ilgili sürekli bilgiler veriyor. Bunları görmenizi ve devletimizin İnsanlar ne da kadar bunu görmelerini. Tabii ki devlet istiyorsun. Tabii ki devletimizin ne kadar güçlü olduğunu ve Antakya ilimizin, valiliğimizin başta Antakya Orman İşletme Müdürlüğümüzün ve tabii ki Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzün ne kadar güçlü olduğunu yaklaşık 60 yıldır dağına taşına ter akıttığını burada insanların bunu görmenizi istiyorum. Teşekkür ve beni böyle bir programda ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün sesli düşünüyoruz da ormanı konuştuk, orman yangınlarını konuştuk. Kahramanmaraş Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen'le birlikteydik biz. Konumuz şu, orman yangını olduğu anda yangına müdahalede sizden herhangi bir yardım gelmesi yerine yangının çıkmaması için bir şeyler yapın diyoruz. Lütfen daha duyarlı olun. İyi akşamlar sevgili seyirciler.